Polisonda merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız gündemimizde Fenerbahçe var Fenerbahçe'nin gündeminde neler var Onları sizlerle paylaşacağım ama öncelikle Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir. Bu küçük hatırlatmayı yaparak başlamak istiyorum. Şimdi aslında futbol dışında iki tane önemli gelişme var. Bu gelişmeleri de sizlerle paylaşayım. Bir tanesi e, kupa voleyde Fenerbahçe Eczacıbaşı'nı 3-1 yenerek Voleybolda bir kupa daha kazandı ve Fenerbahçe kulübü de bu kazanılan kupayı paylaştı. Biz işte bir dünyanın önemli spor kulüplerinden biriyiz dedi. Bunun dışında bir önemli gelişme daha var onu da sizlerle paylaşayım. Fenerbahçe Galatasaray arasında kadın futbolu rekabeti vardı ve bu maçı da Fenerbahçe 2-1 kazandı. Tabii ki lider Galatasaray'a biraz yaklaştı. Yani lider olmadı bu maçı kazandığı için. Galatasaray 59 puanda, Fenerbahçe 57 puanda, e, Formet Gençlik 54 puanda böyle bir üçlü oluştu arka arkaya sıralamayla. E, Fenerbahçe yani futbol dışında iki önemli e, müsabakada da. Başarı elde etmiş oldu, birini kupayla taçlandırdı diyebiliriz, öyle söyleyelim ve hemen e, devam edelim. Şimdi e, bir tartışma söz konusu oldu. Fenerbahçe'nin e, 3 Nisan'da oynaması, yani Galatasaray'dan bir gün sonra oynaması ayrıca da o bir gün sonra oynamasına rağmen bir de 7 Nisan'da e, Galatasaray'la bir Süper Kupa finalinin oynanacak olması biraz tartışmalara neden oldu. Ancak bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir e, karar vermediği Fenerbahçe'nin isteği doğrultusunda olayın bu şekilde gerçekleştiğini söyleyelim. Neden Fenerbahçe'nin isteği ondan da bahsedelim. Çünkü Fenerbahçe e, 2 Nisan'da biliyorsunuz bir alt lige düşürülmenin de görüşüleceği bir genel kurul topluyor. Olağan genel kurul topluyor. İşte bu olağan genel kurul öncesi 2 Nisan'da olacağı için... Maçı oynamak istemedi 2 Nisan'da, 3 Nisan'da oynamak istedi. Türkiye Futbol Federasyonu da bu konuda Fenerbahçe'nin isteğini kabul etti. Bu arada tabii Fenerbahçe'de bu süreç ciddi bir şekilde devam ediyor. Ciddi diyorum çünkü genel kurul üyeleri yani bir alt lige düşürülme konusunda. Oy kullanacakları doğrultusunda konuşuyorlar. Bu dikkat çekici bir nokta. Ama tabii böyle bir sorumluluğu başkan alır mı diye konuşulanlar da konuşanlar da var. Acaba yetki başkana mı verilecek? Bu da e, o gün divan kurulunda yapılacak konuşmada ortaya çıkacak. Ama şunu hemen söylemem gerekiyor. E, Fenerbahçe'de başkanlar buluşacak. İftar yemeğine davet ediyor. Başkan Ali Koç e, Fenerbahçe'nin eski başkanlarını icabet ederler mi tam olarak bilmiyoruz ama e, bir başka önemli nokta daha var. Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle de bir istişare toplantısı ayın 29'unda gerçekleşecek yani 29 Mart'ta. Bu toplantıda nasıl bir karar alınacak onu da gözlemleyeceğiz. Tabii ki Fenerbahçe'de bu konular çok öne çıktığı için transfer ikinci planda. Scout'larla e, ya da işte Mario Branco'nun sportif direktörün çalışmalarıyla devam ediyor. Onun için Öncelikle öncelikli olarak bu konuyu sizlerle paylaşıyoruz. Bir önemli nokta daha var ki Serdar Dursun konusu. Serdar Dursun milli takım için biraz umutlandı. Özellikle hedef santroforun olmaması nedeniyle bunu bir avantaja çevirmek istiyor ama tabii bunun için de oynaması lazım, onu da söylememiz lazım. Onun yanında bir de Umut Nayır konusundan da bahsetmemiz lazım. Biliyorsunuz Umut Nayır da milli takımda oynamak için Pendik Spor'a gitmişti, bir sakatlık yaşadı. Yani Serdar Dursun da Umut Nayır, belki de milli takımın o geniş kadrosunun içerisinde yer alabilirler ama... Avrupa Şampiyonası'na giderken o kadroda bulunurlar mı? Onu çok net bir şekilde söylemek mümkün değil. Hemen şöyle devam edeyim. Fred'le ilgili bir konu. Sezon başından bu yana Fred'in olduğu maçlar, olmadığı maçlar tartışma konusu oluşturuyordu. Nitekim bu konuda istatistikler, istatistik veriler genellikle Fred'den yana. Onu da söyleyelim. Fred'in oynadığı maçlarda sorun olmuyor. Hatta olmuyor mu diyeyim çok az mı oluyor diyeyim tam söyleyemedim. Ama şöyle söyleyeyim siz karar verin. 26 maçın 24'ünde galip gelmiş Fenerbahçe Fred'li maçlarda. Bir beraberliği bir mağlubiyeti var onu da söyleyelim. Ve Fred son maçta Trabzon'da da 2 gol atarak takıma büyük katkı vermişti. 7 de asisti olduğunu söyleyelim. Bence Fred bir oyuncudan daha fazla anlam ifade ediyor Fenerbahçe için. Bunu da vurgulamak isterim. Çünkü Fenerbahçe'nin ona çok ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şöyle devam edelim. Dedik ya transfer konusunda çalışmalar devam ediyor. Ama iç transferde ya da işte gideceklerle ilgili meseleler çok daha ön planda. Bunlardan bir tanesi Osterwolde. Hatta Osterwolde'nin işte dönmek istemediği ama görüşmeler yapıp avukatlarla görüşüp acaba benim başıma herhangi bir şey gelir mi diye sorduğu ayrıca Fenerbahçe'nin hukukçularıyla da konuştuğu geri dönmende herhangi bir sakınca yok dönebilirsin öyle bir hani tutuklanma vesaire gibi bir konu söz konusu değil dediler ve sonuç itibariyle de olay şuraya geldi. Osterwold'e döndü. Ama şunu da vurgulamak lazım. Döndü ama şimdi e, sezon sonunda ayrılmak istiyor. E, bakın işte bu tür olayların bu tür sıkıntıları oluşuyor. Oyuncular e, evet yaptığı yanlış vesaire gibi konuyu tartışmıyorum. Şunu tartışmamız lazım. Bu tür gelişmeler oyuncuların e, ülkedeki futboldan kopmasına neden oluyor. E, onu söyleyebiliriz. Ama e, sonuç itibariyle onun da yaptığı sempatik değildi ama ona karşı ya da işte Fenerbahçe kulübüne karşı yapılanlar da sempatik değil. Keşke bunları hiç konuşmasak, keşke bunlar hiç olmasa ama maalesef konuşmak durumunda kalıyoruz. Şimdi şöyle devam edelim. Bir İsmail Yüksek konusundan bahsetmemiz gerekiyor. Gerçekten de İsmail Yüksek'i Macaristan maçında milli maçta Bayer Leverkusen izledi ve İsmail Yüksek'e hayran kaldılar ve oyuncuyu transfer etmek istiyorlar. Zaten Fenerbahçe'yi de çok yakından izliyorlar. Sadece o değil, Ferdi Kadıoğlu'nu da izlediler vesaire izliyorlar yani oyuncuları. Ama onun ötesinde bir nokta var. Bu maçta çok beğendikleri İsmail Yüksek'i bir de Adana Demirspor maçında izlemek istiyorlar. İsmail Yüksek bu sezon 42 maçta bir gol e, ve şöyle bakıyorum 5 asistle oynamış ki e, yani bir ön libero için. 6 gole tesir etmek çok da kötü sayılmaz ama daha iyisi nedir derseniz 10-12 civarında gole tesir etmesi lazım ama önünde daha 9-10 maçlık bir trafiği var. Belki de oralarda daha yüksek noktalara getirebilir performansını diye vurgulayalım. İsmail Yüksek konusu böyle. İngiltere'de İngiliz basınında yer alan bir haber var. Fenerbahçe'nin işte burada söylediğimiz gibi Mario Branco e, ...görüşmeleri sürdürüyor. Fenerbahçe'nin bir stoper transferi için gözünü adaya çevirdiği. Şimdi de pek çok kişi şunu söyleyebilir, ya çok stoperi var zaten Fenerbahçe'nin diyebilir. Tabii ki gerçek böyle değil. Çağlar Söyüncü biliyorsunuz e, Atletico Madrid'e dönecek. E, Bonucci, e, Cenova'dan teklif aldı, e, gidebilir. Böyle bir durum söz konusu. E, yani sonuçta baktığınızda 2-3 e, oyuncu kalıyor stoper bölgesinde. Onu takviye etmek gerekiyor. Bu manada baktığımızda Fulham'ın e, stoperi e, tabi e, Ada Parobia'dan bahsedelim. E, aslında e, Nijerya asıllı bir İngiliz e, Tosin Tosin Adarabobia diyelim. Tam da doğru okumakta. E, mümkün mü bilmiyorum. E, ama sonuç itibariyle Arsenal ve Liverpool'un da istediği bir oyuncu. 20 maçta 1533 dakika bir golle oynadı. 1.96 boyunda dev bir e, stoper. Güncel piyasa değerinin de 15 milyon euro olduğunu söylememiz gereken bir oyuncu. Ve son olarak şu haberi verelim. Ferdi Kadıoğlu Arsenal ve Napoli'nin yakın takibinde. Zaten daha önce de kendisini e biliyorsunuz e, Tim Tolkun haberine göre Tottenham takip ediyordu. E, şimdi e, bir üç, üçüncü takım geldi. Bayer Leverkusen konusu zaten daha önce vardı. Yani e, sezon sonunda gidecek. 30 milyon euro da Fenerbahçe kasasına koymak için hazırlanıyor. İşte oraya bir sol bek alacak. O sol bek için de girişimlerin başladığı e, bilgisi var elimizde. Kim bu isim? Daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen ama Galatasaray'ın könü alınca vazgeçtiği ya da Süleyman Hurman'ın biraz da tepki koyarak vazgeçilmesine neden olduğu oyuncu Levent Mercan. Levent Mercan'ı Ferdi'nin yerine düşünüyor Fenerbahçe. Bakalım gerçekleşecek mi? 2026'ya kadar sözleşmesi var 23 yaşındaki oyuncunun 31 maçta 1 gol 4 asisti var. Hemen şunu söylemekte yarar var. Levent Mercan'ı işte 30 milyon euroya ferdi satarsanız, Levent Mercan'ı 3-4 milyon, 5 milyon civarında alırsanız onu da aynı şekilde yükselterek satabilme şansınız olduğunu vurgulamam gerekiyor. Fenerbahçe gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.